Yerel seçim, Türkiye'deki yerel seçimle ilgili birkaç Evet. sorum olacak. Şimdi buradaki seçimlerde belediye başkan adayları mal varlıklarını açıkladı. Bu mal varlıkları gerçekten dudak uçuklatıyor. İsim olarak söylemeyeceğim, şu bu demeyeceğim, hepsi için Evet. konuşuyorum. Böyle bir mal varlığına sahip olan bir politikacı Almanya'da olsaydı başına ne gelirdi? Ya böyle biri aslında yani aday gösterilmez, partiye sokulmaz bir kere. Yani ben kendim 2 dönem belediye meclis üyeliği yaptım. Şimdi de belediye meclisi hamda bir komisyonda üyeyim. Yeşiller Partisi'nden. Yani bu aşırı zenginleşme, varlık normal yollardan elde edilmesi mümkün değil Hakan Bey. Yani Almanya'da yani böyle bir insanı inanır mısınız? Yani ne aday gösterir ne de partiye sokarlar. Çünkü yani çok farklı. Almanya'da Christian Wulff vardı, eski Cumhurbaşkanı. Kendisi bir evin kredi alımında 600 avro avantaj sağladığı için adam Cumhurbaşkanlığını bıraktı ya. 600 avro düşünebiliyor musunuz? Yani Almanya'daki politik kültür çok farklı. Ben demiyorum burası %100 dört dörtlük. Hayır, ama Almanya'da bir kere seçmenin, halkın politikacıyı sorgulama şansı var, imkanı var. Buradaki medya çok güçlü. Yazar kesinlikle, yani yanlış bir şey varsa yazar. Hukuk, yargı çok sağlam hakimler var. Yani araştırırlar, derler ki ya sen ne yaptın? 600 tane dairen var senin. Nereden geldi bu para? Ya anneden babadan nasıl gelir bu? Yani böyle bir şey mümkün değil. Ya bu yani böyle bir şey, böyle bir politikacı Almanya'da aday gösterilmediği gibi partiye sokulmaz, açıkça söylüyorum. Eski Başbakan Schröder'in kardeşi vardı. Adam kanalizasyon işçisiydi. İşsizdi ve işsiz yaşı geldi, emekli oldu. Schröder istese onu en güzel yerlere yerleştirebilirdi ama yerleştirmedi. Yani Türkiye'deki politik kültürle, ahlakla buradaki çok çok farklı. Geceyle gündüz gibi. Ya yani burada kontrol sistemi var. Burada bir şey yanlış yaparsanız kesinlikle yani hukuk karşınıza dikilir, yargı ve kimse de karışmaz yani. O politikayı da halk, yani politikacıyı çizer yani. İnanılmaz bir şey Türkiye'de. Ya zaten Türkiye'de belediye başkanlığı seçimlerinde kesinlikle kaliteli politikacılar da var. Biz onlar istisna, sözümüz meclisten dışarı, ama çoğu belediyecilikten anlamıyor Hakan Bey. Yani adam işte para yatırıyor ya da bir tarikatı bir şeyi arkasına almış kitleyi. Götürüyor işi, kazanıyor. Yani ama şehircilikten anlamıyor Türkiye'deki belediye başkanları. Yani verilen imar izinlerine bakın. Şöyle caddelerdeki tabloya bakın. Ya bir bakıyorsunuz bir katlı, iki katlı ya da gecekondu yanında gökdelen. Ya Almanya'da öyle bir şey yok ki. Almanya'da bir caddede binalar hepsi aynı boydadır. Kesinlikle yani imar dairesi siz bir kat fazla yapın yeri ceza keser ve orayı yıktırır yani. Mümkün değil. Almanya'da tarihi ağaçlarınızı evinizde, bahçenizde keserken bile izin alıyorsunuz. Yani belediyecilik, yerel politika bambaşka Almanya'da. Yani Türkiye tabii biz varlıklı insanlar genelde aday gösteriliyor, seçiliyor. Daha da çok zenginleşmeleri için demek ki halkı böyle istiyor bizim halkımız. Son sorum o zaman. Şu an Türkiye'de işte belediye başkan adayları var. Hepsi propagandalarını yapıyorlar vesaire. Hangi aday sizce Almanya'ya yakışırdı? Bir isim var mı böyle? Şu isim Vallahi var çünkü Türkiye'de diyebiliyor musun? yani iyi belediye başkanları da var biraz evvel dediğim gibi. Hepsi aynı değil. Yani özellikle sağ kesimin adayları ya bu işi para için yapıyorlar. Gerçekten yani orayı bir rant kapısı olarak görüyorlar. Ekrem İmamoğlu'nu ben çok beğeniyorum, açık söyleyeyim. Yani o yaptığı hizmetler, kültürel alanda, sportif, çok çalışkan, iyi de bir ekibi var. İzmir Tunçoyer çok iyi, yani yakından takip ettiğim belediye başkanıydı. Keza Eskişehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükyerşen çok iyi bir belediye başkanı. Yine Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Vahap Seçer. Ya bunlar yakından takip ettiğim belediye başkanları. Yani çok iyi belediye başkanları. Umarım tekrar kazanırlar. Yani sosyal belediyecilik, halkı belediyeciliği devam eder. Ben mesela sadece temizlik, çöp işleri, yeşil alanlar değil,
kültürel yani faaliyetlerin de zengin olması lazım bir şehirde. Çünkü kültürel yaşam canlıysa insanlar daha bilinçli oluyor, daha medeni oluyor, daha uygar oluyor. O yüzden yani sosyal demokrat ya da sosyal belediyeciliğin devam etmesi gerekiyor. Yani seçilenlerin de hangi partiden olursa olsun gerçekten şehirleri güzelleştirmesi lazım. Ben mesela köşe yazımda yazdım bu son seçimlerle ilgili. Türkiye'de hangi parti olursa olsun şunu yapabilirler Hakan Bey. Avrupa Birliği fonları var. Siz güzel proje sunarsanız, ben çünkü 38 yıl belediyede çalıştım biliyorum. Güzel proje sunarsanız Avrupa Birliği fonlarından çok güzel yardımlar alabilirsiniz. Kardeş şehir olayı var. Mesela Türkiye'deki büyük şehirler şey yapabilir. Ne diyeyim, kardeş şehir bulabilir. Siz Frankfurt'ta kalıyorsunuz değil mi? Evet, o yakınlardayım. Frankfurt'un da kardeş şehri var. Bir Türk şehri ama kim vallahi çıkaramadım bilmiyorum. Kesinlikle yani biz mesela bizim şehir Afyonkarahisar'la kardeş şehir. Dortmund herhalde İstanbul'la. Yani büyük şehirler, Türkiye'deki büyük şehirler Almanya'dan kardeş şehirler bulabilirler. İşte bu da gençlerin değiş tokuşu, kültürel değiş tokuş, yani çok güzel karşılıklı menfaatlere dayanan güzel şeyler olabilir ve Türkiye uygar dünyadan kopmamış olur. Yani kardeş şehir projesi çok önemli. Bir de çok güzel projeniz varsa Avrupa Birliği fonlarından da faydalanabilirsiniz. Bu da halkınıza yani şehir halkına hizmet etmiş olmaktır yani. İmamoğlu mesela burada aday olsaydı, Almanlar oy verir miydi? Vallahi bence verirlerdi yani. Çünkü yani çok iyi bir ekip var. Şimdi bize yaptığı icraatları görüyoruz. O surları tamirattan tutun. Yani çok yıkık binaları, tarihi eserleri canlandırmış. Yani ne bileyim gençlere, kadınlara yönelik çalışmaları var. Eğitim kursları, meslek kursları. Yani trafiği de elinden geldiği kadar hafifletiyor. Ankara frenlemese, Ankara yani o alınan kredileri işte şey yapsa, müsaade etse belki de Ekrem İmamoğlu daha da çok hizmet verecekti. 16 milyonluk bir şehri yönetmek işte öyle kolay değil. Yani bir Avusturya'dan büyük, Yunanistan'dan büyük bir nüfusu var İstanbul'un. Çok göç alıyor. Yani o doğru mu? Onun üzerine de tartışırız. O da işte Türkiye'de doğu ve batı arasındaki dengesizlikten kaynaklanıyor. Yani bölgeler arası dengesizlikten. Buna rağmen Ekrem İmamoğlu eğer Almanya'da yani aday olsaydı herhalde burada da seçilirdi diye düşünüyorum ben yani. Mehmet Bey, çok teşekkürler. Yayınımızın sonuna geldik. Rica Görüşleriniz ederim. için çok sağ olun. Aydınlattınız. Başka yayınlarda görüşmek üzere. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler, iyi günler, selamlar.